Adem Rabbine kendisine ilham ettiği gibi bazı duaları öğreniyor ve bu dualarla Allahu Teala'ya yalvarıyor arkadaşlar. Bakınız burada çok önemli bir nokta var. Duanın önemi. Yani yaptığımız amellerin karşılığı ancak Allah'a yalvarmakla, yaptığımız amellerle mükafata ereceğimizi anlamak gaflet olur. Yalnız bu anlamda. Ama dua etmek, yalvarmak. Dua Allah'ı unutmamak arkadaşlar. Allah'a kendini itiraf etmek arkadaşlar. Ya kendini itiraf etmek. Yani neyi itiraf etmek? Aciziyetini itiraf etmek. Kendisinden güçlü olan birine dayandığının fiili olarak amelini ortaya koymak. O da Allah, yani başka kimse olmayacak. İstemek sadece Allah'tan istemek. Şimdi biz birbirlerimize yardımcı oluyoruz. Ancak bu anlamda, bu manada demiyoruz tabii. Mutlak manada bize hayat veren, bizi affedecek olan, bizi yaşatacak olan, bizi rızıklandıracak olan Allah olduğu için ona yönelmek gerekiyor arkadaşlar. Ve Adem Aleyhisselam da ne yaptı? Fetelakka Adem min Rabbi kelimatin fetâbe aleyh innehu huvet tevvâbur rahîm. Evet. Allahü Teala da bu duaya karşılık verdi ve onu affetti arkadaşlar. Bu bağlamda bizlerin alacağı ders bir peygamber olması hesabıyla bütün peygamberlerin zelleleri, yani hataya yönelmeleri, hata işlendi demiyoruz onlara. Bu bir hataya yönelme olayı oluyor. Dolayısıyla orada ne yapıyor? Hemen itiraf ediyorlar. Hata işlediklerini itiraf ediyorlar ve oradan Allahü Teala o hatalarına karşı o işi işlememiş gibi onlara bağışladığını ifade ediyor. Şimdi arkadaşlar, bugün bizler bu ayetten alacağımız en büyük ders, bir peygamber ki hatasını itiraf ediyor. Hatasını anlıyor. Biz bağışlamazsan biz zulmedenlerden, kendimize zulmettik diyor. Allah'ım diyor. Biz kendimize zulmettik diyor. Yanlış yaptık diyor. Ancak bugün hayatta kalbi kararanlar, Allah'la alakasını kesenler, zulmedenler, efendim, insan haklarını hiçe sayanlar, baktığınız zaman hata yaptıklarını görmüyorlar. Hatasız, yani bunu normal görüyorlar. İnsanların haklarını gasp ediyorlar, iftira ediyorlar, efendim, yalan söyleyerek haramı helala katıyorlar, haram işliyorlar, haram yiyorlar, haram giyiyorlar ve alışverişlerinde insanları aldatıyorlar. Bunu normal görmekten daha büyük bir dalalet yok arkadaşlar.